Allah sana hiç nimet vermese, seni yaratmış, sevmen gerekmez mi? Şükretmen gerekmez mi? Sana ruhundan nefretmiş, Hazreti insan olarak seni yaratmış. Nasıl hamd etmen gerekir? Nasıl şükretmen gerekir? Bak hepsini sildin, yok saydın, küçücük bir nimete getirip onunla perdeledin Rabbini. Sen Rabbini tanımıyorsun demektir bu. Rabbin seni sevmiş, öyle yaratmış. Kendini seviyor. Kendi güzelliğini seviyor. Seni kendi güzelliğinden, esmasından yaratmış. Allah seni böyle anlattı, böyle tarif etti. Ruhundan nefedir, sonra meleklere, Adem'e, insana secde et dedi. Her birini de secde ettirdi. Önce oradan kendine bakman gerekmez mi? Bakman lazım ki tevhid olsun. Yani Rabbinle beraber olabilirsin. Her şeyi Rabbinle beraber anlayabilirsin. Rabbinin nazarıyla nazar edersin. Allah'a göre anlayasın. Rabbinle beraber nazar etmek onunla anlamaktır. O sana neyi nasıl anlamanı istiyorsa öyle anlamaktır. Yani bence bana göre deyince zaten benliğin araya giriyor, perde oluyor, karanlığa gömülüyorsun zaten. Onun için Rabbim beni seviyor derken bütün isimleriyle beraber söylemesi gerekir. Rahmandır, rahmet ediyor. Rahmetinden dolayı sevdiğini biliyorum. Kerimdir, ikram eder. Evet, ikramından dolayı sevdiğini biliyorum. Yanlış yaptığımda affediyor, mağfiret ediyor. Affından, mağfiretinden dolayı sevdiğini biliyorum. En-Nesir'dir. Bana yardım eder. Duama icabet eder. El-Mucib'dir. İcabet eder. Birebir benimle muhataptır, gönlüme vahyeder. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, beni kendine davet etmiş. İyice anlayalım diye. Bununla beraber bütün güzelliğini vermiş, kendimizdeki Allah'ın isimlerine, güzelliğine bakıp o tecelli etmiş. O kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Senin kalbine tecelli ediyor. Senin benliğinle, varlığınla kalbin arasında tecelli ediyor. Sana şah damarından daha yakındır. Nerede olursan ol, seninle beraberdir. Nasıl bir sevgidir bu? Bu nasıl bir muhabbettir? Bununla beraber sağında solunda melekler yazarken, önünden arkasından melekler de seni koruyor. Görmediğin varlıklardan koruyor. Sürekli gönlüne vahyediyor. Bazen biriyle vahyeder, bazen meleklerle vahyeder, bazen bizzat vahyeder. Hitap eder gönüle. Sürekli seni davet ediyor. Sürekli seni kendine çekiyor. Sürekli imtihanları önüne getirir. Hadi kulum kazan, hadi doğru yap, hadi güzel yap, hadi bana gel. Hadi yaklaş dedi. Yaklaş, güzelliğim sende tecelli etsin. Sana bakınca kendi güzelliğimi görmek istiyorum. Sen de bana bakınca kendi güzelliğini gör. Rabbinin güzelliğini görürken kendi güzelliğini gör. Hiç insandan daha güzeli olur mu? Varlık emrine verilmiş. Melekler ona secde ediyor. Nurdan varlıklar. Hiç ondan daha güzeli olur mu? Allah'ın kendisine abdım dediği, kulum dediği, aşığım dediği, velim dediği. Kendini sevmeyen, kendini Allah ile beraber sevmeyen, Rabbi ile beraber sevmeyen kimseyi sevebilir mi? Sevemez. Sorunumuz, ümmetin sorunu tevhidsizlik sorunudur, aşksızlık sorunudur. Aşk yok, muhabbet yok. Kendini sevmiyor. Başkasını sevebilir mi? Kendini evet, Rabbinden dolayı sevmesi lazım.
kendine bakınca, gönlüne bakınca, niye ısrarla tefekkür etmek lazım diyorum? Gönlüne bakıp, Rabbim gönlüme tecelli ediyor. Gönül Rahman'ın arşidir. Senin gönlüne vahyediyor. Seninle beraberdir. Seninle kalbin arasına tecelli etmiş. Kendini bunun için sevmen lazım. Yoksa böyle kaşına gözüne bakıp sevmek değildir bu. Böyle sevince, kendini böyle sevince, insanlara da kendin gibi bakarsın, o zaman onun ne kadar güzel olduğunu görürsün. Bakınca gözün kamaşır, insana bakınca. Çünkü senin Rabbin onu yaratmış, onunla beraberdir. Onu varlıkta tutuyor, onun üzerinde muradı var, onu kendine davet ediyor. Muradı onun Rabbine gitmesidir, kendisine varmasıdır. Böyle birinden daha güzeli olur mu? Onun güzelliği Allah'tan. Sen Allah'ı seviyorsan onu seveceksin. Sevemiyorsun, nefret ediyorsun, sıkıntı duyuyorsun. Bir hatasından, bir eksiğinden, bir yanlışından dolayı. Ama Allah onu varlıkta tutuyor, rızkını vermeye devam ediyor, kendine davet etmeye de devam ediyor. Yaklaşık bir 30 yıl oldu davet ediyoruz.